Çok gencin hayatına dokunmuş olduğuna eminim. Evet. Var değil mi böyle tabii, hayatını tabii. değiştirdiğin var, genç çok. Sporcular? Biz şöyle yaptık mesela benim Eskişehir'de Alper Potuk vardı biliyorsun tabii. Fenerbahçe'de oynadı. Ben onu 15-16 yaşında oynattım direkt yani çocuğu ve şey bir çocuktu o da benim gibiydi aynı şekilde büyümüştü. Çok da zarif bir çocuk. Evet kibar. Ailesiyle annesiyle evet. babasıyla gelirlerdi antrenmanlara falan. Ve ben o çocuğun üstünde çok durdum. Çok iyi futbolcu olacağını da başkana da söyledim. Sahip çıkın çocuğa diye. Oldu da. Oldu da. Tabii oldu. O Fenerbahçe'ye geldi, gitti. Ben ondan daha çok sevindim. Yani gelmesine mi? Tabii. Fenerbahçe'ye yoksa gitmesine. Yoksa gitmesine mi? Yok. Hayır, Eskişehir'den gitsin yani çocuk iyi yerlere gitsin. Mesela Hakan Sivas'taydı. Hangisi? Mert Hakan. Mert Hakan. O da öyle. Yani hiç şeydi çocuk, oynatıyorlardı, oynatmıyorlardı falan. Geldik onu başka, bambaşka bir şekle soktuk. Fenerbahçe'nin kaptanı oldu, ben gurur duydum. Evet. Evet. Kaptanlık bantını takınca gerçekten gurur duydum yani. Evet. Ya, o dışarıdan çok iyi bilinmiyor hocam. O kaptanlık bandı çok önemli bir şey. Yani kaptanlık bandı herhangi bir noktasında herhangi bir futbolcuya verilen bir şey değil. Yani evet. O çok büyük sorumluluk, özel bir karakter, adanmışlık gerektiren bir şey. Şimdi değil orada mi? Bir kere yani şeyin takımın sana saygı duyması gerekiyor. Tabii. Ve liderlik vasfının iyi olması gerekiyor. Ben şimdi Beşiktaş'ta 10 yıla yakın kaptanlık yaptım. Ve arkadaşlarımla aram iyi, yönetimle aram iyi. Tabii ki bazen yönetimde ufak tefek şeyler olabiliyor arkadaşlarınızın. Bazı şeylerini getirmeniz gerekiyor yönetime bazı zaman. Orada ufak tefek şeyler alıyor. O da önemli değil. O da konuşarak ederek rahat şey yapabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz. Yani kaptanlık hep derler ya bantı çıkıp oraya çıkmak değildir. Yani liderliktir. Yani şimdi biz teknik direktörüz. Mesela bir yere kadar biz onlara geliyoruz. Sahaya kadar geliyoruz. Sahanın içine giremiyoruz. Ondan dolayı o kaptan liderdir, oradadır. Yani hem teknik direktördür, yöneticidir, her şeydir o. O takımı o maçta ayakta tutması gerekiyor. Gol yiyeceksin, onu hemen telafi edeceksin, arkadaşları motive edeceksin maçın içinde yani. Ne bileyim arkadaşlık ortamını çok güzel şekilde sağlayacaksın. Yani sana saygılar olması gerekiyor. Liderlik vasfının kesin olması gerekiyor. Bunlar olursa yani yönetim mesela bana ben... Hiç unutmuyorum onu da Bursa'dan geliyorduk. Otobüsle mola verdik maçtan sonra. Sivas'tayken mi? Yok. Beşiktaş'ta oynarken. Oyuncu olarak. Oynarken yöneticimiz geldi bana dedi ki seni dedi takım kaptanı yapacağız dedi. Aniden söyledi yani orada yol giderken. Ben dedim abi dedim benden daha büyükler var. Yok dedi. Sen olacaksın dedi. Sadece yaşla ilgili bir şey de değil. Yaşla ilgili yönetim dedi böyle karar verdi dedi. En kısa sürede olacaksınız. Sonra Samet abi kaptandı. O bıraktı. O da işte ben de ilk Fenerbahçe maçıydı. Orada kaptanlık bantımı aldım. Taktım. Bambaşka bir hayata geçiyorsun. Şimdi orada bambaşka bir hayata hocam, geçiyorsun. Hocam takımda evladiyelik bir kaptan arıyordu demek ki. Evet. Seni seçtiler ki uzun yıllar bir daha bu işle uğraşmamak için. Tabii doğru ki. Yapmışlar. Bilmiyorum. Öyle yaptılar. Ben de aldım. Gurur duydum. Gece hiç uyumadım. Artık yarın bambaşka bir şeyde takım kaptanı olarak geliyorsun oraya. Hocam Fener maçı kaç kaç bitmişti? Kaptan olarak çıktığın maç. Yenmiştik. Yenmiş miydiniz? Tövbe yendiğimiz, yendiğimiz bir maçtı. Tam zaten da bir de yapmıştım. Bizim şöyle. Ya biz artık ben olayım yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş veyahut da diğer takımlarda olsun. Artık biz topluma mal olmuş tabii. insanlarız. Tabii. Ya bizim davranışımız, her şeyimizin artık dikkat edilmesi gerekiyor. Sınırları. Biz hiçbir şey yapmadan, etmeden, böyle kötü şeyin olmadan yapmak lazım. Ben Allah'a şükür yani Beşiktaş'ta oynadığım yıllarda hem kaptanlıkta hem de normal oynadığımda da kesinlikle öyle bir şey yapmadık. Öyle başka şeylerle uğraşmadık. Sadece işimizle uğraştık. Ve de bir yerden bir yere geldik. O da futbol sayesinde yani. Sen bu kaptanlık şeyini, raconunu hiç bozmayan, aksine üstüne değer katan bir sporcu oldun hayatım boyunca. Şimdi de bence çok özel bir teknik direktörsün. Evet.